Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Sarf ilminin ders notları, kelime bilgisidir sarf ilmi. Emsile adlı kitap. Bütün Arapça öğrencileri ilk olarak emsileyi okurlar. Emsile manası misaller demektir. Zaten Arapçadaki yapı itibariyle bir kelimede kök harflerini bilirseniz manasını da bilirsiniz. Mesel, misal hep mim, se, bir de lamdan kaynaklıdır. Dolayısıyla misaller demektir. Bu notum 2008 Aralık ayına ait. Besmele ile başlıyorum o günkü notlarıma. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi yazı yazabilmek Arapça öğreniminde gerçekten çok önemli. Özellikle bir cesaret anlamında, bir de not tutabilmeyi size sağlama anlamında önemlidir, kritiktir. Her Arapça taliplisinin mutlaka yazıyı da öğrenmesi gerekir. Bana sorarsanız en evvelinde yazı öğrenin, sonrasında zaten notlarda çok ihtiyacınız olacaktır yazıya. Evet, bir kelimeyi alır, 24 şekle, bu sayı çok önemlidir. 24 şekle koyarsınız. Yani bir kelime 24 şekle koyma işidir sarf ilmi. Yani kelime bir tanedir. O kelimenin türevleri 24 adettir. Bu Türkçedeki yapım ekine benzer. Yapım eki malumunuz geldiği kelimenin manasını başka tarafa çevirir. İşte o yapım ekidir. Çekim eki ise o kelimenin manasını değil, onun işte yani yönlerini ifade eden, işte gelmek fiili mesela geldi şeklinde, yine gelmek fiili manası devam ediyor. Sadece onun zamanı ifade eden işte çekim ekleri. Şimdi yapım eki 24'tür Arapçada, manasını değiştiriyor bir kelimenin. Şekle koyarsınız, bunların her birini de ayrıca çoğaltırsınız. İşte bu çoğaltma işi de bu sefer yine onun farklı formatları, aynı manadır ama farklı formatlara çevirme işidir. Ortaya yüzlerce kelime çıkar. Bu sarf ilmiydi. Sonra nahiv ilmi, ki sarf ilminden beraber, sarf ilmiyle beraber öğrenilmesi gerekir. Tavsiye budur. Nahiv ilmi gelir. Nahiv ise cümle bilgisidir. Yani sarf malzemedir. Nahiv ise binadır. Bir nevi parça, bütün. Yani parça sarf ilmidir, bütün ise nahif ilmidir. Emsile, misal, misal kelimesi yani örnek anlamındaki misal kelimesinin cem'idir, çoğuludur. Şöyledir, misalun, misalani, iki misal, emsiletun, misaller demektir. Kırık çoğul buna denir, cem'i teksir. Emsile ikiye ayrılır dedim, muhtelife, muttaride. Evet, muhtelife dedik 24'tür. Ondan sonra muttaride de kökü aynı olmakla birlikte farklı formattaki hallerini yapmaktır. 24 siga 3 aşamada öğrenilecek. Kelimeler isimleriyle beraber, mana isimleriyle beraber. Nasıl? Evvela kelimeler ezberlenecek. 24 kelime emsile-i muhtelifedir. 24 siganın her birinin açılımı ise emsilenin emsile-i muhtaridedir. Yani o 24'ün her birinin açılması muhtaride oluyor. Muhtelife ana çatıyı oluşturur. Muhtaride onun alt kollarıdır. 12 ilmi tahsil etmeyen ne lider olabilir? Burada o gün ders hocasından işte gelen bazen arada güzel bilgiler vardı. İşte 12 ilim, medreselerde meşhur 12 ilim, şer'i ilimler. Onu tahsil etmeyen ne lider olabilir, ne şeyh olabilir. Emsile ise 12 ilmin birincisidir, temelidir diye o günkü notlarımda tutmuşum. Mazinin malumundan emsile-i muttaride. Şimdi emsile-i muttaride artık o 24'ün birer birer açılımlarıdır. İşte birinci emsile-i muhtelifenin birincisi nesere kelimesidir. Ve bu neselenin
Nesere kelimesinin emsile-i muttarideleri bu sefer. Kendi iç açılımını yapacağız ki iki numaraya geçelim. Nesere, nesera, nesere yardım etti. Nesera, o ikisi yardım etti. Neseru, onlar yardım ettiler. Türkçedeki halini söyleyeyim. Yardım etti. Bakın etti diyorum. Ettiler. Oraya bir ler eki geldi. Ettiler. Buraya ler eki geldi. İşte Arapçada ikil için ayrı format uygulanıyor. Türkçedeki iki ya da üç fark etmez. Çoğullar için aynı format ler eki geliyor. Evet, yardım etti. İkisi yardım etti. Onlar yardım ettiler. Erkek için tabi. Tabi bir de Arapçada erkek ve bayan için ayrı formatlar kullanılıyor. Şöyle bu sefer bayan yardım ederse nasıl haber vereceksiniz? Neserat demeniz lazım sonu T harfi. Neserata, o iki bayan yardım etti. Zaten ikil dediğimiz zaman hemen aklımıza sonuna elif getirmek gelsin. Bakın ikisinde de elif gelmiş. Neser ne? Bu sefer bayanlara has nun harfi gelmiş sonuna. Üç çoğul oldu mu bayanlarda nun hatırlamamız gerekiyor. Şimdi emsile-i muttaride'ye devam ediyorum. Emsile-i muttaride nesere için konumuz ne? Sere yardım etti. Emsile-i muhtelifenin birincisidir. Bunun muttaride hali 14 sigadır. Şöyle serçe parmağından başlayalım. Serçe parmağı gaib. Onun yanındaki parmak gaibe. Onun yanındaki muhatap. Bizim işaret parmağı muhataba ve baş parmağımız ise mütekellim yani ben ve biz anlamındaki zamirler içindir. Zaten burada anladınız yani 14 siga emsile-i muhtelife zamirlerle ilgili çekimdir. Mesela Arapçadaki zamirler nedir? Bir burada olmayan yani hazır bulunmayan o anlamında gaib. Bunun çoğulu var. İkili var, bir de müfredi var. Gaibe bayanlar için ayrı bir zamir kullanıldığı için gaibe diyorum. Onun da yine çoğulu, ikili, bir de tek müfredi var. Muhatap olsa erkekler muhatap ayrı, muhataba yani burası sonuna e geliyor. O bu sefer bayana has olur. Onun da yine 3 formatı var. İşte çoğul, ikil ve müfred. Cemmi, tesniye, müfred. Bir de mütekellim yani konuşan ise onun yine çoğulu var. Bir de müfredi var. İkili yok. Yani ikil için ve çoğul aynıdır. El kelimesi yani el formatında bunu tabi ezberlemiştim. O zaman öyle not almışım. Mazinin meçhulünden malumu vardı bir de meçhulü vardır. Malum etti. Meçhul ise edildi anlamına gelir. Mesela yardım etti. Bunun meçhulü nedir? Yardım edildi şeklinde olur. Şöyle nasıl meçhul yapılır? Nusire. Aslı nesereydi. Bunun meçhulü ilk harfi kesra, ikinci harfi ilk harfi damme, ikinci harfi kesra yapmakla olur. Hepsinde aynıdır. Bütün hepsinin celese de olsa, fetehe de olsa, futihe, culise şeklinde yani birincisi damme, ikincisi kesra ise anlayın ki bu meçhul sigadır. Bu meçhul fiili de 14 sigada düşünmemiz gerekiyor. Yine o, o ikisi onlar, o bayan, o ikisi onlar yani müennes yani bayan tek şart değil müennesin müzekker mühendislik cisimler içinde hayvanlar içinde aynı şekilde var. İşte muhatap olan sen, ikiniz, sizler mühendis olarak sen, ikiniz, sizler etti 12, ben ve biz 14 siga. Bu nusireyi şöyle çekeyim. Nusire, nusira, nusiru yine nusira bir elif gelmek suretiyle tesniye olur. Nusiret. Madem bu nusiredir müzekker, müennesi nusiret t gelir. Nusireta, yine elif gelir sonra. Nusirne, nun harfi. Bu çoğullarda bayanlar için neyi unutmayacaksınız. Nusirte, nusirtuma, nusirtum, nusirti, nusirtuma, nusirtunne. Yine nun harfi dikkat ediyorsunuz. Nusirtu, nusirna. Evet.
Bu 14 siga bu şekilde. Demek ki emsile-i muttaride muhtelif değil. Muhtelif 24 tanedir. Muhtelifin birincisi nesereydi. Bu nesrenin muttarideleri 14 artı 14 28 tane formata çevirdik. Daha birincisinde 24 muhtelifenin birincisinde 28 kelimeye ulaştık. Böyle Arapçada işte 600-700'e yakın kelime olacak. Bir kelime nesere kelimesi 600-700 formata girecek. Birinci ders böyle. İkinci dersi de yapayım. Emsile-i muhtelife 24 sigayı çok iyi bellemelisiniz. O gün o notu almış. 24 siga. Kelime 3'e ayrılır. İsim, fiil, harf. Zaman 3'e ayrılır. Mazi, hal, istikbal. Şahıslar da 3'e ayrılır. Gaib, muhatap, mütekellim. Bu üçlemeleri ezberleyelim. Yani kelime 3 tanedir. Ya isimdir, ya fiildir, ya harftir. Zaman ya mazi, ya hal, ya müstakbel. Şahıs da müfred şahıs var, gaib var, muhatap var, mütekellim var. Ha, sayı olarak da o da üçlüdür. Onu da ben şuraya alayım. Ya müfreddir, ya tesniyedir, ya da cemidir. Müfred, tesniye, cemi. Çoğul yani. Mazinin malumu ve meçhulü var. Evet, mazi fiil ki birinci emsile-i muhtelife 24'ten birincisi mazi bir fiildi. Nesere fiiliydi. İşte o mazi fiilinin malumu var ve meçhulü var. Malumunuz neydi? Nesere yardım etti. Meçhulu nusire yardım edildi. Malum 14 siga. Meçhul da 14 sigadır. Üçü gaib. Evet. Nesere. Üçü gaibe bayan için. Neseret neserata neserne. Üçü muhatap neserte nesertuma nesertum. Üçü muhataba bayan için neserti nesertuma nesertunne. Ve ikisi mütekellim nesertu neserna. 14. Muzari'nin malumundan emsile-i muttaride. İşte 2. 24'ün ikincisi. 24 muhtelife var. Birincisini yaptık. İkincisi de muzari fiildir. Mazi değil. 14 siga. Onun malumu yani edildi değil etti anlamında. 14 sigadır. Mesela nesreydi ya bizim konumuz yardım etti. Yardım eder. Yansuru. Yansurani, yansurune şeklinde 14 siga gider. Muzari'nin meçhulü ise bak bu malum, bu da meçhul. Bu sefer ilk harfine dammeli oluyor. Öbüründe de dammeli. Nusire olmuştu. Yunseru. Burada ise ikinci harekesi gelecek harf ki orta harf harekesiz olacak. Yun. Üçüncü harfi fethalı olacak. Bu da hepsinde böyledir. Bütün muzari fiillerde bu şekilde üçlü muzari fiillerde illa birincisi damme, ikincisi fethalı olacak. Yunseru. Sonu değişmiyor. Bu da onun meçhulü. Yunseru, yunserani, yunserune şeklinde 14 siga gider. Şimdi mastar gayri mimi, evet bu da 24 emsile-i muhtelifenin üçüncüsü. Birincisi nesere, ikincisi yensuru, üçüncüsü mastar. Yani nesren şudur. Mastar, kelimenin mastarı. Mazi, muzari, mastar. Yapmak, etmek, yardım etmek. Nesrendir. Nesre yensuru nesren gelir. Bu da 3 sigadır. Nesren, nesrani, nesratun. Evet, burada dikkat çekici. Müennes şeklinde bir elif ve te ile çoğul yapılır. Mastar. Yardım etmek, iki yardım etmek, çok yardım etmek mastarı. Ve ismi fail. Dördüncü emsile-i muhtelife 24'ten dördüncüsü. İsmi faildir arkadaşlar. O da nedir? Nasir işte. O zaman tekrarlayalım şimdiye kadarki emsili muhtelifeleri. Nesere, nesera, neseru. Yok. Nesere, yensuru, nesren, nasirun. İsmi fail. Dört tane olduğu öğreniyoruz. Bunun ise 10 sigadır. Nasir, nasirani, iki yardım edici. Nasirune, üç ve daha fazla yardım edici. Nussarun. Bu da üç ve daha fazla yardım edici anlamına gelir. O da çoğuldur. Aynı nasirun gibi. Nusserun bu da çoğuldur. Neseratun bu da çoğuldur. Bu müzekker için olan altı tanesi müzekker için idi. Bunlar üçü bu bir, dördü iki, üç, dört tanesi çoğuldur. Nasir bir yardım edici, Nasirani iki yardım edici eden,
Nasirunen, Nussarun, Nussarun, Nesaratun hepsi çoğuldur. Aynı manaya gelir. Yani yardım ediciler. Şimdi müennes için eğer ismi fail müennesse Nasiretun, Nasiretani, Nasiratun ve ismi fail müennes için ikinci bir çoğulu da var. Nevasir. Evet. Nevasir müennes bir çoğuldur. Cemi'i müennes. Bu da dört tanedir. Evet. Emsile-i Muhtelife'nin dördüncüsü de bu 10 tane idi. Bunu hemen şöyle bir ikisi müfret için, ikisi tesniye için 6 tane cemidir. 6'nın ikisi 4'ü müzekker içindi. İkisi müennes için. Müzekker için olan Nasirune, Nussarun, Nussarun, Nesaratun. Müennes için olanlar Nasiratun, Nevasir. 14'ü bu şekilde ezberleyebilirsiniz. 10 taneyi. Bu şekilde ezberleyebilirsiniz. İsmi mef'ule geldik. Beşincisi. 24 sigaydı ya. 24 emsile-i muhtelife. Onun beşincisi, beşinci emsile-i muhtelife ismi mef'uldür. O ise onun da emsile-i muhtelifesine gitmemiz lazım bu sefer. Kendisi muhtelifedir. Onun alt çatısı emsile-i muhtelifedir. Kelimemiz mensurun. Şimdiye kadar 5 tane oldu. Sayalım. Nesere, yensuru, nesren, nasir, mensur. 5 tane. Mensurun. Yardım edilen demektir. Mensurun bir kişi yardım edilen, mensurani iki yardım edilen, mensurune üç ve da, üç daha fazla yardım edilen. Mensuretun müennes için yardım edilen müennes. Mensuretani, mensuratun. Bir de menasir de geliyor. Demek ki müennesin iki tane çoğulu var. Müzekkerde bir çoğul, mensurun. Ha müenneste menasir de geliyor çoğul olarak. Onu da dikkat edelim. 7 sigaymış. Onu da inşallah ezberleyelim. Cehd-i mutlak burası kalsın. 5 tanesini öğrendik. Bunu ikinci bir videoda inşallah devam edeceğiz. Bu kısa tekrar etmek gerekirse biz burada 24 tane emsile-i muhtelifeden 5'ini gördük. Birincisi Nesere yardım etti. Yensuru yardım eder. Nesren yardım etmek. Nasir yardım edici, mensur o da yardım edilen demektir. Nesere'de 28 tane şekil var. Hem malum nesere hem de meçhul nusire. Burada yine 28 tane şöyle. Burada da 28 siga. Nesren'de mastarda 3 siga var. Orada dikkat çekici bir şey vardı. Nesren, nesrani, nesratun. Yani müennes gibi çoğul yapmıştık. Burada ise 10 tane var. Nasir yani ismi fail 10 tane. Bunun 6 tanesi müzekker, 4 tanesi müennes içindir. Müenneste 2 tane çoğul vardı. Müzekkerde 4 tane çoğul vardı. Ve mensur bu ise 7 tane formdur. Muhtelifeler. Bunlar hepsi emsile-i muttalide. 7 emsile-i muttalide, 10 emsile-i muttalide, işte 3, 28, 28. Şimdiye kadar gördüğümüz yaklaşık 700 tane form var emsile-i muttalide. 28, 56, 59, 69, 76 tanesini gördük. İnşallah cehd-i mutlakla yine bir fiil geldi. Devam edeceğiz sonraki dersimizde. Bu emsile çok iyi ezberlenirse çok faydası görülecektir.